Ha bana bak. Öyle karnını ekmekle doyurma ha. Daha sucuk var. Sağ ol. Şerefe hadi. Hadi. Şerefine. Hadi bakalım. Kasım'a. Tam iki kamyon mal indirdi bugün ya. Ölüyorum yani. Kolumu kaldıracak halim yok yani. Halı sahada kavga çıktı maçta. Ama ben o Fikret'i var ya. Çarşıda tek başına yakalamazsam onun ağzını sıçacağım ben. Şu işin çocuğu. Ala Madrid, Ala Madrid. Ne haber ya? Turumuz var hayatım. Hadi beyler, hadi, 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 hadi. Herkes yerleşsin, ders saat. Gelin abi, şunları bir kaseye koy be. Görüştük. Nerede lan? Sehpa'nın altında. Yani Buketçiğim, demem o ki. Biz de abazan değiliz yani sonuçta. Biz de bir takım şeyler yaşadık. Bu adam benimle evlenmeden önce bana daha çok dokunuyordu ya. Ne bileyim, şuralarımı falan elliyordu, buralarımı böyle böyle yapıyordu. Kızım artık normal sınırları aştı bu durum. Ya siz nasıl hala birlikte olamadınız? Vallahi billahi ben de bilmiyorum ya. Sanki adamın bütün enerjisi çekildi böyle. Sanki birisi adamın yemeğine şap attı. Dur bak kız, ben sana birini önereceğim. Adam hem yaşam koçu hem de enerji gurusu. Enerji tap yapacak. Bak guru guru diyorsun ama benim kabul edeceğim tek guru var. O da pilavın üzerindeki guru. Hadi gidelim ne olur ya. Hadi be güzelim ya. Ya Zafer saçmalama ya. Bir gelsin adam bakalım. Bir enerjimiz değişir. Üstümüzdeki şu ölü toprağa kalkar. Çakralarımız açılır falan. Ya istemiyorum ben çakralarımı açsın el alemin adamı ya. Allah Allah. Açacak açık bırakacak. Sonra ceylan yapacak. Hasta olacağım ben. Peki şakalarına falan da iyi gelir. Aşk olsun Feryal ya. Vallahi ayıp yani Feryal. Feryal Hanım, Zafer Bey. Sizleri hazırlığa alalım. Önce vücudumuzdaki enerji akışını bir düzenleyelim. Buyurun. Kanka de bol korktum ben. Vallahi ne olur Feryal. İyi misin? Oturamam mı? Hayatım yani... Yani şöyle otursak daha rahat değil mi? Şimdi... kramp girdi ayağımda. Evet. İç enerjimizi toplayıp bir top yapalım. Enerjinizi hissedin. Topunuzu hissedin ve onu karşınızdakine atın. Bu! El ele tutuşalım lütfen. Enerji akışını hissedebiliyor muyuz? Hissedebiliyor muyuz Zafer? Hem nasıl hissediyoruz? Bildiğin hidroelektrik termik santrali gibiyim enerji akımından. Güzel. Şimdi içinizden doğru bir titreme hissedeceksiniz. Hissediyorum ya. İnanır mısın Zafer? Sendeki titremeyi ben bile hissediyorum. Ben hemen bu titremenin sebebini size açıklayayım. Hocam gerek yok ya. Şey, telefonda seanslar önce sessize almıştım ya. Alo Müjo, ne haber oğlum? Ha yok yok, evde değilim ben şey ya. Lan Müjo, benim çakralarım kapalıymış oğlum yıllardır lan. Ruhuma stent takılıyor, tedaviye geldim. Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Gittik işte uzmana. Zafer yine cıvıdı, abuk sabuk hareketler yaptı. Bakacağız. Bakacağız işe yarayıp yaramadığına. Zafer'cim, yatağı hazırladım. Hadi. Yüzük kuyruğuna geldik. Hani dedim bugün böyle geçti kazasız belasız. Ben böyle çay demledim, servisimi yaptım. Abi olmayacak şey. Adamın üstüne çay dökülüverdi. Oradan can hıraş adamcağız bağıra bağıra yandım yandım diye. Olmuyor. Yani olmuyor. Bir olay oluyor, bizim olay olmuyor. Ay böyle evlilik mi olur kuzum? Ay bu kedi başladı yine. Şanssızlık işte Feryal'cığım. Hep bir talihsizlik oluyor. Affedersin Duygucuğum ama şanssızlık, talihsizlik oluyor diye insan karısıyla yatmaz mı ya? Zafer, vurun! 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 Vurun
bir şöyle sarılamadık be. Çok iyi koydu. Çok iyi koydu. Ne yapacaksın Feryal? Sürdürecek misin bu evliliği böyle? Niye sürdürmeyeyim canım? Ya böyle devam edecek hali yok ki. Yani bu Zafer acaba ilk gece korkusu gibi böyle bir ilk yıl korkusuna mı kapıldı? Yani öyle bir sendroma mı girdi acaba? Ay zahmet çüş yani kurabiyem. Cık. Ne bileyim ya. Benim çok bir umudum kalmadı. Ay! 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 Küçük Zafer de sizleri övmüş. Onu bir tuvalete götürsenize. Zafer, Zafer sıkma işe. İşe Zafer bak, biz tutmayalım şimdi işe sen hadi. Sıkma, 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 sıkma. Masayı bitirdikten sonra ayva tatlısı yemiyorum. Burası mükemmel yapıyor. Efsane. Sen var ya, ondan iki tane yersin. Hatta üç tane gömersin, göm de zaten. Ben de yerim. Yenge. Hayırdır, aşermeler falan başladı galiba sende. Böyle bir tatlı ihtiyaçları falan. Bize de bahaneyle ayvayı yedireceksin yani. Ya ama ne komik. Ayrıca bu yenge lafı nereden çıktı ya? Feryal desene kıza, sanki yıllardır Feryal demiyormuşsun gibi. Ha, enişteme bak. Yengeme yenge dedin diye bana yürüyor. Şş, sen hayırdır ya, ne oluyor? Ne var yani, çocuğa niye yürüyorsun? Yenge diyor bunun, ne var ki bunda? Evet, harbiden yenge ne ya? Feryal bizim Feryal yani, değil mi? Bu yenge hitabetleri falan nereden çıktı? Böyle sıfatlarla konuşmak. Ya baksanıza ya, siz Müjo'yla amma çok ortak fikir paylaşıyorsunuz. Niye hiç çıkmayı düşünmediniz? Flört etmeyi, sevgili olmayı falan. Yok artık, çüş. Aa, ama yakışıyorlar. Sen niye böyle aşırı reaksiyon veriyorsun ya buna? Şş, bir sakin olsana ya. Niye bağırıyorsun? Ya ben... İnden alırım diye mi korktun en yakın arkadaşını? Yok, korku gibi de değildi. Aslında biz daha önceden bir şekilde göstermedik yani. Yani daha doğrusu ben de tanıdığım günden beri de severim seni aslında da yani. O şekilde gibi. Bak, gördün mü? Utandı çocuk. Bak, bazılarımızın utanma duygusu hala varmış. Karar verebildiniz mi tatlınıza? Evet. Ayva. Ayva yiyeceğiz. Ayva tatlısı yiyeceğiz. Hiç yemiyormuşuz gibi. İşte dolu Feryal. Buyurun, teşekkür. Ne gülüyorsun kız? Tuvaletlerin dolu olması komik mi? Yok be ona. Buket dedi ya Müjo'ya, sen dedi, Duygu ile dedi, aslında dedi yakışıyorsunuz dedi, çift olsanız falan. Müjo'nun götü başı bir ayrı oynadı falan, bir bakışı makışı değişti. Bu erkekler, ben sana söyleyeyim, hepsi aynı. İçlerinden bir şekilde geçiyor. Olmaz öyle şey. Niye? Kızım, Müjo lan bu. Çünkü onun bakış açısı böyle hep aynıdır yani. Sabit, böyle bakar Müjo. Müjo, olur mu Müjo? Sabit yani. Diriyor. Hadi çıktı, geç. Ne yapıyorsun? Allah'ım aşkım, sarı kanaryam ya. İlişkimize heyecan katıyorum aşkım. Bebeğim yapma bir tane. Hı. Tamam, şey söyleyeyim bunu. Feryal içeride bebeğim. Dur ya, şimdi çıkarsa ya, görür bizi. Bana bak, sen sarhoş oldun ha. Ne bu Müjo'ya sırlaşık sırlaşık hareketler öyle? Az önce Feryal ne dedi bana biliyor musun? Müjo'nun dedi, Duygu'ya dedi bakış açısı değişti dedi. Valla Müjo'yu bilmiyorum ama benim ona bütün bakış açım değişti bu akşam. Olmaz öyle şey. Olmaz, sarı kanaryam. Siz arkadaşsınız, bebeğim benim değil mi? Bir şey söyleyeceğim, sen en yakın arkadaşınla evleniyorsun. Ben niye arkadaşımla ilişki yaşayamıyorum? Bana göre davranacaksın o zaman. Saçmalama dur. Zafer sen bakış açısı falan... İçme bu kadar Duygu, vallahi ya lütfen. Aa. Kız sen sarhoş. Yok yok, iyi ya, bir yürü, suratına bir su çarparsa kendine gelecek. Hadi bebeğim, hadi parmak hayatım sen. Parmak at kız, bir parmak at. Bir parmak at, bir şey.